Ama yine de güzel. Ya öğreniyorsun da bir şeyler. Yani. Şöyle insanlara bir şey değişiyor bazen. Ya mesela en basitinden şimdi uyku ve rüyalarla bir şey. Ben sunumu iki parçaya ayırma taraftarıyım. İlk parçada ben bölmeden size anlatacağım. Atilla Hanım'ın iki dosyasını sunacağım. Zaten size gönderdiğimiz maillerde bu dosyanın isimlerini verdik. Aynı zamanda bu dosyada örnekler içeren şiirleri de dağıtmaya çalıştık. Sayıya ters olabilir, iki kişiye bir tane düşmüş olabilir. Bazı arkadaşlarımız da eksik sayfa çıkmış olabilir. Lütfen çok önemsemeyin çünkü ben zaten size şiirleri okuyacağım. Üzerinde konuşacağımız bütün şiirleri tek tek okuyacağım. Bazen tabii ki fotokopi çekerken ekstra bazı şiirleri de çekmiş olduk. Onları göz ardı edeceğiz. Yani oradaki bütün şiirleri konuşacağız diye bir şey yok. Öyleyse başlayabiliriz. Boynuna o yeşil küleri sarma çocuk. Gece trenlerine binme, kaybolursun. Sokaklarda hızı kaçar mı çocuk, vurulursun. Bu Atilla İlhan'ın introsu gibi bir şey. Hatta bize Atilla İlhan'ın tarzıyla da ilgili bayağı bilgi veren bir söz diyebiliriz. Bambaşka bir şey kitabının başında geçiyor. Bu şiirde başlamak istedim. Zaten kendisi de kendi sesinden doldurduğu şiir kasetinin başında da bu introda başlıyor. Evet, şimdi öncelikle sizden bir sayfa açmanızı istiyorum. Düzenli olarak gitmeyeceğiz. Ben fotokopiyi kitaptaki sırasına göre çektim ama sizden açmanızı istediğim sayfa 32. sayfa. New York Kıymetler Borsası'nda kapanış fiyatları. Soconi Mobil Oil 111.05. National Cash Register 90.18. Singer Sewing Machines 18.75. International Harvester 211.08. Minnesota Mining and Manufacturing 721.92. Ben arkadaşlar bu üçüncü benim atölyenin sunumum. Bu dosyayı sunumum. İlk sunduğum zaman bu şiir üzerine ben de çok düşünmemiştim. Ve bana şöyle bir tepki gelmişti. Ya Sait, tamam Atilla'nı seviyorsun falan filan ama böyle şiir mi olur ya gibisinden demişti. Şimdi sizden samimi bir şekilde bir cevap istiyorum. Gerçekten ya böyle şiir olmaz, ben bunu şiir olarak kabul edemem. Bu olsa olsa kağıtların arasında karışmıştır. İşte Atilla İlhan bir ara borsayla ilgilenmiştir, yurt dışında falan filan bulunduğu zamanlarda. O arada araya karışmıştır diyen, öyle düşünen var mı aranızda? Ya şimdi böyle söylediğim zaman da böyle biraz sanki popülüymüş oluyor ama cesur olabilirsiniz yani, hiç kimse şey yapmıyor. Harika bir şey yani. Az değil. Çok güzel. Yani bu aslında ilk defa karşılaştığım bir tepki değil. Dediğim gibi bu üçüncü sunumu ve üçüncü defa aynı tepkiyle karşılaşıyorum. Ve peki ben size birkaç şeyden bahsedeceğim. Mesela şiir dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk kavramlardan bir tanesi nedir? Kafiyedir. Ben size bu şiirin sonundaki kafiye ve rediftir diyelim. Bu şiirin sonundaki sayıların belli bir düzende yazıldığını, kafiye ya da redif nasıl isterseniz, 5-8-5-8 diye yazıldığını söylesem, aklınızda bir şeyler canlanabilir mi? Yani. Peki, şimdi Atilla İlhan burada 5 farklı şirketin ismini yazmış ve bunların borsa değerlerini vermiş. Peki sizce bu 5 şirket rastgele seçilmiş midir? Herhangi bir sanatsal kaygı gözetilmiş midir yoksa bu 5 isim seçilirken? Herhangi bir tahmin olan var mı? Register Harvester. Mesela Mısra ortası kafiye diyebiliriz. Mısra içi kafiye demek istemiyorum ama Mısra ortası kafiye diyebiliriz. Yani bir sanatsal üslup aranmış olabilir. Peki ben bunları söyledikten sonra, evet benim fikrim değişti diyen var mı? Yok. Tam tahmin ettiğim gibi. Merak etmeyin, bana da şimdi sizden 25. sayfayı açmanızı istiyorum. Tamamen bambaşka bir konu edeceğiz ama emin olun toparlayacağız. Çok özür dilerim, 23. sayfa. 23. 16 Pazartesi diye başlıyor. İsterseniz buna geçmeden önce ben size Telex'in ne olduğunu anlatayım. Bu şiirler Telex dosyasında olan şiirler. En arkadaki iki yapraktaki şiirler ise ince sarı dosyasında olan şiirler. Telex şudur. Eski zamanlarda kullanılan bir çeşit telgraf gibi düşünebilirsiniz. Haber şirketleri, gazetecilerin falan kullandığı bir makine.
Bu hızlı haber geçmek için, acil haberleri hemen ulaştırmak için kullanılan bir makine. Yani bizim kullandığımız tarz, üslup bir şekilde habercilikle örtüşüyor diyelim. Şimdi başlıyorum. Bağlama limanı New York adı, bunu okuyamıyorum, ben bile okuyamıyorum. Lieutenant Carroll, soğuk bir tanker, 45 bin ton ilatoluk. Amerikan Export Lines şirketinin yükü, ham petrol. Yol kestiği kılavuz bekliyor, saat 3.30. Meteoyu gece yarısı aldılar, aralıkta kar ve sis. Deniz kaba dalgalı olacak, rüzgar, yıldız, boyaz. Kesik ıslıklar ve Rotterdam uzanıyor telsiz. Hafif sancağa yatmış gemi, su yapmış biraz. Yani bu bentte okuduğum zaman ben kafamda çok ciddi bir resim canlanmadı açıkçası ilk okuduğum zaman. Neden bahsediyor? Bir Amerikan Export Lines şirketinden bahsediyor. Bu şirket ne yapıyormuş? Ham petrolü alıyormuş. Yani uluslararası, çok uluslu şirketlerle ilgili bize birkaç ipucu veriyor Atilla. Hemen alttaki bente okuyorum. Petrolü Batavşe Petroleum Mataşapi getirtiyor. Pernis ve Botlek Petkim fabrikalarında işlenecek. Getirildiği ülkelere yeniden satılabilmek için. Atilla İlhan'ın toplumcu gerçekçi olduğunu az buçuk hepimiz biliyoruz. Ve öyle bir şirketten bahsediyor ki, okuması da zor zaten. Batavşe Petroleum Mataşapi. Bu şirket ham petrolü bazı ülkelerden alıyor ve iki tane isim verdi. Pernis ve Botlek Petkim fabrikaları diyor. Bu fabrikalarda işleyip ham maddeyi aldığı ülkelere geri satıyor. Bu aslında bize klasik bir kapitalist sistemi özetliyor diyeyim. Atilla İlhan burada bir şeylerden bahsetmeye başladı. Ama bahsettiğimiz şey klasik bir aşk hikayesi değil. Ya da toplumcu gerçekçi şairlerin birçoğunda gördüğümüz salt bir didaktizmde yok. Ama bize bir şeyden bahsediyor. Hemen sayfaya geçelim. 25. sayfa. Şiir normalde 24. sayfada devam ediyor ama çok uzatmak istemedim. Gerekli olursa oraya geri döneriz. 25. sayfada bambaşka bir şeyden bahsediyor. Rotterdam 16. Hollanda polisi sabaha kadar cinayet suçundan Elena Van Decker'ı aramıştır. Sekreteri Anna Klaus'u öldürdüğü sanılıyor. Bu şiirde biraz daha biz şiir üslubunu görebiliyoruz. Habercilik üslubunu. Gazeteye sanki bir haber geçmişiz gibi bir üslubu görebiliyoruz. Bu ne alaka, bu ne alaka diyebiliriz. Hemen devam edelim. 26. sayfa. Şiir devam ediyor burada. Bir adı petrol kraliçesi. Bayan Van Decker. 49. Parantez içinde de 49 yazmış. Yine gazetelerde gördüğümüz yaş belirtme şekli diyebiliriz. Batavşe Petroleum Mataşapi'nin önemli ortağı. Şimdi bu hikaye bir yerde bir ortaklık kazandı. Bir şirket var. Bu şirket uluslararası bir şirket. Bu şirket bir petrol işleyen bir şirket. Ham maddeyi alıyor ve bu ham maddeyi çok pahalı ücretlerle tekrar aldığı yere satıyor. Ve petrol işte yani. Zaten isminden de anlaşılacak bir şekilde. Ve Bayan Van Decker, bir diğer adı petrol kraliçesi dediğimiz kadın, bu Batavşe Petroleum Mataşapi'nin önemli bir ortağıymış. Yani bir yerde hikaye birbirine yaklaştı. Devam edelim. Çok yanlış çatılmış bir kadın. Kadın bile değil. At yarışlarında oynar. Çok erkekten korkusuz. Ne zaman aynaya baksa sakalsızlığına üzülür. En buğulu tutkuların en öfkeli tutuğu. Kumrallığında Vermeer'den kınalı yansımalar. Yönetim kurulunda ceketli ve kravatlı görünür. Kirpikleri kısa, gözleri kısık, yaldızlı yeşil. Sesi derin ve boğuk bir mağaradan yankılar. Ne demiştik bu kadın hakkında? Sekreteri Anna Klaus'u öldürdüğü sanılıyor demiştik. Hemen sayfanın devamında şiirle devam ediyor. Bu cinayet meselesine bağlıyor Atilla İlhan. Ne diyor? Bir türlü cinayet masası açıklama yapmıyor. Anna Klaus yatağında bıçaklanarak öldürülmüştür. Kan gülümser akış arasındaki anlaşılmaz yara. Sevdalı dalgınlığı ölüme değmiş dudaklarının. Yakınları su gibiydi, saydam bir kızdı diyorlar. Moda geçitlerinde filan mankenlik etmiş bir ara. Bel 50, kalçalar 84, göğüs çevresi 98 demiş Atilla. Bize iki insanı tanımladı. Bir Elena Van Decker'ı tanımladı ve daha sonra bu kadının, petrol kraliçesi olan bu kadının sekreterini tanımladı. Sekreteriyle kendisinin çok ciddi farklılıklar gösterdiğini görebiliyoruz. Sekreteri daha feminen ama kendisi daha maskülen bir tip. Evet, sayfa 23'te daha önce değiştirme. Daha önce ilk okuduğumuz yerde zaten bu kadının biz bu petrol
ile bir ortaklığı olduğunu öğrenmiştik. Peki Atilla İlhan neden böyle bir petrol şirketini katil bir kadın üzerinden, üstelik sekreterini öldürmüş, katil bir kadın üzerinden tanımlıyor olabilir? Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Sizin aklınıza farklı şeyler gelebilir. Bunları not alabilirsiniz. Toplantımızın ikinci bölümünde bunları tartışacağız. Şöyle bir şey geldi. Eğer siz bir duyguyu vermek istiyorsanız, bir duyguyu insanlara tattırmak istiyorsanız, vermekten ziyade, anlatmaktan ziyade, o duyguyu tattırmak istiyorsanız, klasik bir didaktizmden kurtulmanız lazım. Atilla İlhan bence bunu gayet güzel başarmış. Bir şirketten bahsediyor ve bizim bu şirkete karşı bir tutum sergilememizi istiyor. Ve bu şirkete karşı tutum sergilememizi isterken, bize o şirketin bir ortağından bahsediyor ve bu ortağı katil. Sekreter Anna Klos'u öldürdüğü sanılıyor. Gerçi daha bilmiyoruz katil. Hemen geçelim 28. sayfaya. Bir arka sayfada. 28. sayfada çok kısa bir şiir var. Diyor ki, parantez içinde üstelik, yazı işleri müdürlerine not. Rotterdam olayının bir telefotosu servise konulmuştur. Geçeceğiz. Bu biraz daha bu şiir, yani bu kısmı, bu sayfa biraz daha şiirin gelişmesiyle alakalı bize dosyanın bir haber dosyası olduğunu unutturmama amacı taşıyor olabilir. Tam bir gazete haberinin köşesine alınmış not gibi. Daha henüz gazete çıkmadı. Bu haberin bir telefotosunu paylaşacağız. Telefotu da muhtemelen fotoğrafla birlikte paylaşılan bir haber gibi bir şeydir. Tam haddesini verdiğim gibi. Hemen devam edelim. Bu sefer bize Elena Van Decker'ın, Bayan Van Decker'ın, petrol kraliçesi kadının hayatından bir şeyler anlatacak. Bakalım ne anlatıyor. Sayfa 29. Boy pencerelerinde Utrecht kadifesi perdeler. Dumanlı bir yağmur kadın camlarda kırılıyor. Şöminenin yanında gururlu bir harp başına eğer. İhtiyar Van Decker galiba Salzburg'dan getirmiş. Yittiş bir çalgıcıdan diyor, geçen yüzyıldan kalma. Gece mavisi koltuklar 15. Louis stili ama köşedeki gül ağacı komodin Çin dişi sanılıyor. Bu sefer özel hayatındaki evdeki bazı şeyleri gördük. Lüks içinde yaşadığını söyleyebilir miyiz? 100 yıl önce yaşamış bir sanatçının kendi harpını almış. Harp zaten kendisi de çok lüks bir müzik aletidir. Üstelik bir sanatçının harpı var elinde. Koltuklar özel döşenmiş. 15. Louis stili. İşte perdeler Utrecht kadifesi. Kadife perdeler. Dumanlı bir yağmur kalın camlarda kırılıyor. Bunlar araya sanki dolgu malzemesi gibi girmiş. Dediğim gibi klasik didaktizmden kurtulmak için çevresel bazı faktörlerden de küçük bize tatlı niyetine şekerler vermiş diyebiliriz. Yani. Hemen arka sayfaya geçtiğimiz zaman bu sefer de Elena Van Decker'ın sekreteriyle olan ilişkisinden bahsediyor. Acaba Elena Van Decker'la Anna Klos arasında sadece patron sekreter ilişkisi mi vardı? Yoksa başka bir şeyler daha var mı? Bakalım. Akşam yemeklerinden sonra Havana purusu içer. Bayan Van Decker şeri kadehini avucunda ısıtarak. Dizinde Anna Klos'un teknikolor güzelliği. Boynu hafifçe tüylü, sütyensiz göğüsleri çıplak. Amsterdam radyosundan Klausen Barok müziği. Kalabalık bir aydınlık soylu beyaz avizeler. Burada daha farklı şeyler karşımıza çıktı. Biraz daha bu iki insanın özel hayatına değinen. İlk başta bunu zaman ben de anlamamıştım. Ama iki kadından bahsediyoruz. Ve bu iki kadının birbiriyle olan ilişkisi de klasik bir patron sekreter ilişkisi değil. Daha sentimental bir ilişki var aralarında. Buna dair bize bir ipucu vermiş. Bunu ilk okuduğunuz zaman anlayamayabilirsiniz ya da şunu diyebilirsiniz bana. Sait, hakikaten abartıyorsun yani artık. Çok da uçma diyebilirsiniz. Ama 3 defa okudum, 4 defa okudum. Kitabın arkasındaki meraklısına notları okudum ve kesinlikle buna kanaat getirdim. Atilla İlhan ayrıntılarını vermese bile, bize tam olarak ne anlattığını söylemese bile bu iki insan arasındaki ilişkinin klasik bir patron-sekreter ilişkisi olmadığını anlatıyor. Unuttuğum bir yer var mı? Bakayım. Evet. Unuttuğum bir yer yok. Sayfa 31'e geçebiliriz. Artık hikaye biraz sona bağlanıyor gibi diyebiliriz. Sayfa 31'de yine bize gazete ya da işte medya dilinden önce bir cümleyle başlıyor. Diyor ki, Rotterdam cinayeti haberine ek, katil yakalandı. Yani Elena Van Decker yakalanmış. Rotterdam 16, sekreteri Anna Klos'u öldürerek sabah karanlığına dağılan milyarder Bayan Van Decker, gözleri örümcek ağı kan damağında cinayet tadı.
Lancia spor arabasıyla Belçika sınırını geçerken sınır polisi tarafından 14.30'da yakalanmıştır. Şimdilik hiçbir şey yokmuş, hiç kimseye söyleyecek. Hayatta olan birisiymiş gibi söz ediyor sekreterinden. Belki Noel'de İsviçre Alplerine kayağa gideceklermiş. Öyle bir anlatıyor ki bize, hem bize haberin unsurlarını, medyanın unsurlarını veriyor, hem de bireysel unsurlardan da bahsediyor. Bir insanın cinayet suçundan yakalandığı zaman, o insan şunu diyebilir misiniz yani? Ağzında işte cinayet tadı vardı, dilinde cinayet tadı vardı diyebilir misiniz? Bunu çok diyemezsiniz. Ama Atilla İlhan hem şunu diyor, Lancia spor arabasıyla belli bir saatte, belli bir ülkeden belli bir ülkeye geçerken yakalandı. Ama şunu da diyor, aynı zamanda dilinde cinayet tadı vardı. Yani hem gözlemci bakış açısıyla bakıyor, hem ilahi bakış açısıyla bakıyor. Devam ediyorum. Elena Van Decker'ın serveti 3 milyar hesaplanmıştır. Standard Oil of New Jersey ile de ilişkileri var. Ya ortak iş yapıyorlar, ya bazı hisseleri eline geçmiş. Wall Street Journal'ı tutkuyla izlemesi bu yüzden. İşte burada bağlanıyor şiir New York Kıymetler Borsası'na. Elena Van Decker anlatıyor bize. Ama ne diyor? Önce maddi gerçeklikten bahsediyor. Sonra manevi gerçekliğinden bahsediyor. Özel hayatından bahsediyor. Ve en son iş hayatına geliyor ve diyor ki, Wall Street Journal'ı tutkuyla izlemesi nedenmiş? Standard Oil of New Jersey ile de ilişkileri olduğundan. Hemen arkasındaki sayfayı açtığınız zaman mezkür şiir karşınıza çıkacak. New York Kıymetler Borsası'nda kapanış fiyatları. Bu şiiri ilk elime aldığım zaman bütüncül düşünemediğim için ben de aynı sizin verdiğiniz tepkiyi verdim. Böyle şiir mi olur? Böyle bir anlatım tarzı mı olur? Dedim. Ama sonra dediğim gibi şiirin bütününü incelediğimiz zaman zaten şiir orada bitmiyor. Öncesi, sonrası hep bir arada bir bütün oluşturduğundan bazı şeylerin daha farklı manalara gelebildiğini anlıyoruz. Dediğim gibi bir şeyden bahsetmiş Atilla İlhan. Bir medya üslubu kullanmış. Kullanmamış demiyoruz. Bir medya üslubu kullanmış. Ama bu medya üslubunu kullanırken sanatsal bazı ögelerden vazgeçmemiş. Hem önceki anlattıklarıma buna dahil edebilirsiniz, hem de bu şiirde benim ve arkadaşlarımın keşfi olan, kesinlikle doğru olduğuna emin olamayacağım 8585 kafiyesi ya da redifi ne dersiniz artık ve kelimelerin kendi arasındaki bazı benzeşmeleri bana Atilla İlhan'ın burada boş bir işle uğraşmadığını, kağıtların araya karışmadığını, bunun gerçekten bir şiir olduğunu ve bu tarzın özellikle kullanıldığını gösteriyor. Şimdi benim sizden istediğim şey şu. İlk bölümü dediğimiz gibi bölmeyeceğiz. İkinci bölümde sorular olabilir, kendi aranızda tartışabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi ben not almanızı istiyorum. Ki ikinci bölümde evet benim de aklımda bu vardı, bunu konuşmadık etmedik demeyelim. Kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. Tamam. Yavaş yavaş ikinci şiir dosyasına geçelim. Daha sonra bu ikisini birbiriyle karşılaştıracağız. İkinci şiir dosyası en arkadaki iki yaprak. Ama ben size o dosyada fotoğrafını çekmediğimiz bir şiirle başlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar değişime hazır olup bambaşka bir şeylerle karşılaşacaksınız. Aynalarda kalsa da vazgeçilmez güzelliğin, sen de bir gün elbet ferah vezayı seveceksin. İçinde yorgunluk bulutları, belki biraz da kin, pişmanlıkların dumanıyla kararmış olsa da için, sen de bir gün elbet ferah vezayı seveceksin. Küskün içlenmelerle geçti İzmir'de kaç akşamımız. Nereye kaydıysa sonbahar, oraya yöneldi aklımız. Gitmekle kalmak arasında oldum olası kararsız. Hiç ummadığın anda aydınlanarak kapansız, sen de bir gün elbet ferah vezayı seveceksin. Kadehler parıldardı zengin tamburla kanundan, laleler düşerdi körfeze şair Nedim'in ruhundan. Ölüme doldursa da yalnızlığı çınlamalarla zaman, son gülümseme bir ömrün özeti olduğundan, sen de bir gün elbet ferah vezayı seveceksin. İlk okuduğumuz şiirde bu şiirin aynı şairden çıktığına bazen insanlar inanmak istemiyorlar. Gerçekten çok farklı.
Peki şunu diyebilir miyiz? Şöyle düşünenler var mı? Yine önceki yaptığımız gibi bir anket yapalım. Atilla İlhan birinci okuduğumuz şiirde daha çok toplumsal meselelere değinmiştir. Ama ikinci okuduğumuz şiirde biraz daha kendisiyle alakalı, çevresiyle alakalı, hisleriyle alakalı, biraz daha duygusal mevzulara değinmiştir diyenler kaldırabilirler mi? Ciddi bir kalabalık. Peki ben size şunu sorsam. Atilla İlhan bir toplumcu gerçekçi olarak bu şiirlerinde de toplumsal bazı gerçekliklerden bahsetmiştir desem. Sizce hangi gerçekliklerden, nasıl gerçekliklerden bahsetmiş olabilir? Direkt olarak sizden cevabını istemiyorum. Ama aklınıza geliyor mu? Ya şöyle bir şeyden daha bahsetmiş olabilir. Ya da isterseniz ben bir şiir daha okuyayım. Onun üzerine bu soruyu düşünün her şeyi okurken. Yine elinizdeki bilgilerde olmayan şiirlerden bir tanesini tercih edin. Şiirin ismi Muhayyer. İnce Saz dosyasındaki şiirlerin adları Türk Sanat Musikisi'nde kullanılan makamdır. Önemli gizli boyutlarıyla yeryüzündeki yaşantımız, ne kadar azdır yaşadığımızdan yaşadığımızı sandığımız, söylediklerimizle değil, söylemediklerimizle varız. O gün ki ölümün perdesine yapayalnız yansırız. Ne kadar azdır yaşadığımızdan yaşadığımızı sandığımız. Bir ince saz ki süreklidir yaprak döken korularda, çılgınlıkları oluşturur en çapraşık duygularda. Büyük çıkmaz akla gelip de sorulmayan sorularda, bazı insan içten içe düşünür hesaplar da ne kadar azdır yaşadığımızdan yaşadığımızı sandığımız. Üflediği sustuğumuz tutkuların düşlerimizi çokçadır. Çocukluktan çıktığımızı sanmak aslında çocukçadır. Gerçi gençlik bir uçta, yaşlılık bir uçtadır. Birleştikleri gerçek o müthiş sonuçtadır. Ne kadar azdır yaşadığımızdan yaşadığımızı sandığımız. Nasıl bir toplumsal gerçeklikten bahsetmiş olabilir? Biz bu insanın bir toplumcu gerçekçi olduğunu kabul ediyoruz. Hatta ben de size bir ipucu vereyim. Bu Atilla İlhan bu şiirlerinde bir toplumsal gerçeklikten bahsetmiştir. Bu aksiyonla başlayalım. Sizce nasıl bir toplumsal gerçeklikten bahsetmiş olabilir? Fikri olanlar mı? Ben toplumsal gerçekçilik deyince, ya tabii gerçekten ne demek olduğunu bilmiyoruz ama benim için toplumsal gerçeklik demek, işte efendim bunun gibi işte ilk başta okuduğumuz hikayeler gibi şeylerden bahsedilmesi veya başka toplumla ilgili gözle görülebilir şeylerden bahsedildiği zaman yani toplumsal gerçekçilikten bahsedildiğini anlıyorum. Ama burada, bu şiirde yani senin okuduğun şiirde bahsettiği şey daha çok duygusal şeyler. Yani toplumun her bireyinde olan ama dışa yansıtmadığı, dıştan göremediğimiz ama herkesin veya en azından birçoğu insanın gördüğü şeylerden bahsediyor bence. Burada toplumsal gerçekçilik derken duygusal toplumsal. Yani şöyle diyelim, şöyle bir düzeltme yapalım. Kesinlikle toplumsal gerçekçilik demedim. Bir toplumsal gerçeklikten bahsediyor dedim. Yani bütün toplumumuzu etkileyen bir gerçeklik, bir olay. Ben sizden bu olayı istemiyorum belki ama nasıl bir olay? Bütün toplumu bu şekilde nasıl etkilemiş oldu? Bu arada Ayşenur Hanımefendi bu sunumu üçüncü defa dinlediği için çok fazla cevap hakkı vermek istemiyorum. Teşekkür ederim katkılarınız için. Bir toplumsal gerçeklik var. Tabii ki bunu tahmin etmeniz mümkün değil. Çünkü Atilla İlhan bunun somut özelliklerini vermemiş. Özellikle Telex dosyasındaki gibi vermemiş. Burada bambaşka bir duygusal duygulanmadan bahsetmiş. Bahsettiği duygulanma 12 Mart sonrası kararını. Yani bir darbe dönemi sonrası insanların birbiriyle ayrışması, insanların birbirine yabancılaşması, insanların hep bir ölüm korkusuyla yaşaması ve hep ölümü düşünmeleri. Ama bu bireysel bazda gerçekleşmiyor. Öncesinden verdiği ipucu aksiyonla birlikte düşündüğümüz zaman Atilla İlhan burada bir toplumsal gerçeklikten bahsetmiştir. Atilla İlhan bir ölüm korkusundan bahsetmiştir. Ama bahsettiği ölüm korkusu Atilla İlhan'ın yaşadığı bir ölüm korkusu değil. Toplumun yaşadığı bir ölüm korkusu, toplumun yaşadığı bir ayrışma diyelim. Ayrışmayı diyebilirsiniz yani bu şiirin içinden nasıl ayrışma çıkabilir diyebilirsiniz. O yüzden hemen 82-83 sayfa en arkada ikinci yaprak açarsanız o çok ünlü Ahmet Ferdi'nin hepimizin bileceği şiir geliyor. Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız, o mahur beste çalar müjganla beraberleşiriz. Sadece bu iki mısradan bile bir ayrışmanın, bir kopmanın yaşandığını
düşünebiliriz, çıkarımda bulunabiliriz. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, müjgan da ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız. O mahur beste çalar, müjgan da ben ağlaşırız. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyraptı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler, akşam olmadan ortalık karardı. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Bitmez sazların özlemi, daha sonra, daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara, simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Gün döndü, geceler uzar, hazırlık sonbahara. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Burada o ayrışmayı ölüm korkusundan daha fazla görüyoruz. Bir önceki okuduğum muhayyer şiirinde ne diyor Gazi Beyhan? Ne kadar azdır yaşadığımızdan, yaşadığımızı sandığımız. Ama öyle bir ölüm korkusundan bahsediyor ki, ben bu cümleyi ilk bölümde tam tersi anlamıştım. Yani aslında diyor ki, yaşadığımız çoktur, yaşadığımızı sandığımız azdır diyor. Ben tam tersi anlamıştım. Ölüm korkusunu zaten hissedince böyle bir yaklaşımda bulunmuştur Ali Beyhan diye düşünmüştüm. Ama diyor ki, ne kadar azdır yaşadığımızdan yaşadığımızı sandığımız. Burada aynı zamanda 12 Mart sonrasına daha öznel ya da orijinal diyebiliriz bir bakış açısıyla yaklaşmış. Klasik bir ölüm korkusundan bahsetmiyor. Bu şiirinde de bir ayrışmadan bahsediyor. Mahur beste. Mahur. Çok üzülüyorum. Mahur. Mahur şiirini dinle ya da daha önce bunu şarkı olarak dinlemişsinizdir. Belki bunu hiç düşünmemişsinizdir. Belki bireysel bir şiir olarak düşünmüşsünüzdür. Bunun yani hiç zararlı bir tarafı yok. Tabii ki toplumsal şiirlerde bireysel şiirler okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, şarkıları dinleyebilirsiniz. Ama şunu bilmekte fayda var. Atilla İlhan burada bir duyguyu vermek istemiş ve bu duyguyu bu şiirler üzerinden anlatmış. Ben bu iki şiir üzerine yoğunlaşacağım. Birincisi Mahur Beste, ikincisi de en arkada, en arka sayfada bulunan Sultaniye Gel. İsterseniz onu da okuyayım. Şöyle yapalım. Sultaniye Gel şiirini okuyarak devam edelim arkadaşlar. Çok özür dileriz bu durumda. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının başlar ay doğarken saltanatı Sultaniye Gahın. Nemli yumuşaklığı tende denizden gelen ahın, gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının, başlar ay doğarken saltanatı sultan yegahın. Yansıyan yaşlı gülüşmelerdir kara sevdalı suda, bülbüller kırılır umutsuzluktan yalnızlık korusunda, eylem dağılmış, gönül tenha, çalgılar kış uykusunda, ölümün tartışılmazlığı nihayet anlaşılsa da, başlar ay doğarken saltanatı sultan yegahın. Bir başkasının yaşantısıdır dönüp arkamıza baksak. Çünkü yaşadıklarımız başkasının yargısına tutsak. Su yasak, rüzgar yasak, açık kapılar yasak. Belki bu karanlıkta yasakları yasaklasak. Başlar ay doğarken saltanatı sultaniye geldin. Atilla İlhan'ın tabiriyle söylüyorum. Kesinlikle bunlar benim cümlelerim. Atilla İlhan bu dosyanın, bu şiirinin son bentini dosyanın en önemli şiiri olarak görüyor. Neden en önemli şiir olarak görüyor? Çünkü 12 Mart karanlığının sonrasını, o yasakçı ortamı en iyi bu bentin anlattığını düşünüyor. Ne diyor? Bu karanlıkta yasakları yasaklasak, başlar ay doğarken saltanatı sultaniye gahın. Bu tekrar eden cümle var ya şiirde, 4 defa tekrar eden. Başlar ay doğarken saltanatı sultaniye gahın. Aynı zamanda bu dönem içerisinden bize umut veren bir filiz mi diyelim? Ne dersek artık. Bize umut veren bir cümle, yine daha önce kullandığım tabiriyle şeker niyetine bir parça ben de dinliyorum. Atilla İlhan'dan okuyayım isterseniz. Atilla İlhan'ın kitaplarının arkasında meraklısına notlar bölümü var. Arkadaşlar ben yaklaşık 3 senedir Atilla İlhan'ı okuyorum. Daha önce 2 sunum yaptım ve bu sunumda ilk defa arkasındaki meraklısına notlar bölümünü okuyabildiğimi söyleyebilirim size. Bunun sebeplerini ayrıca diyor ki, İnce Saz'ın bu son şiiri özellikle son beşliğinde 12 Mart karanlığını vurguladığı için bence ilginçtir. Şiirleri yazarken bir yandan da kitabın düzenini tasarladığımdan
tutuklunun günlüğü bölümünü ince saz bölümünün ardına koymaya hesaplamış, ince sazın son şiirinde bir bağlantı şiir yapmak istemiştim. Öyle bir şiir ki, bu şiirden sonra gelen dosyanın adı tutuklunun günlüğü ve bir tutuklunun günlüğü şeklinde yazılmış şiirler. Nasıl TLX bir haber dosyası şeklinde hazırlanmışsa, tutuklunun günlüğü de hapiste yaşayan, hatta hapse girmeden önceki mahkemesinden tutup hapisteki günlerini tek tek sayan bir dosya. Öyle ki bu şiiri bu dosyanın hemen öncesine almak istiyorum. 12 Mart kararını en iyi böyle anlatacağını düşünüyorum. O son beşliği okuyor. Hepimizin önünde olduğu için tek okumuyorum. Daha sonra da bestelenmiş bu şarkılar. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Ergider Yoldaş tarafından bestelenmiş. Nur Yoldaş tarafından da plan kurulmuş. Bu şiirinde böyle bir özelliği var. İsterseniz hemen Mahmur Beste şiirinden de bahsedelim. Hem Mahmur Beste'nin toplumsal özelliklerinden bahsedelim. Hem de biraz daha yumuşayalım. İşin magaziner boyutunu demiş. Artık Atilla İlhan bu şiiri nerede yazmıştır, nasıl başlamıştır? Buna da kısaca değinmiş olalım. Diyor ki, özellikle bu şiirin üzerinde duracağım. Nedeni şu, bana öyle geliyor ki 12 Mart sonrası kahrının en belirgin olduğu örnektir. Kahrının en belirgin olduğu örnektir. Öyle ki bu şiir Atilla Ahmet Kaya tarafından bestelenmiş okunmuş. Zaten okuduğunuz zaman muhtemelen yakarsınız bir sigara, ortam duman altı olur falan. İşte gözler yavaş yavaş kararmaya başlar. O Mahmur Beste çalar müjgânına ben alışırız moduna girersiniz yani. O kadar kahri, yani kahri o kadar iyi anlatabilen bir şey. Atilla İlhan da kendisi bu şiire en çok 12 Mart sonrası kahrını en iyi anlatabildiği şiir olarak tanımlıyor. Şiiri nerede yazmış? 12 Mart sonrası kahrının en belirgin olduğu örnektir. Bir sabah ağır ve kıyıcı haberleri radyodan dinlemiş, karşıya kadar İzmir'e geçmek üzere vapura binmiştim. Deniz bulanık, hırçın ve çalkantılıydı. Gökyüzü simsiyah alçalmıştı, acı bir yel esiyordu. Şiirin ilk mısralarını içimde duydum. Şiirlerimi mısraları yüksek sesle tekrarlamadan yazamadığım için vapurda tenha bir yer aradım. İndikten sonra da rıhtım boyunca mırıldana mırıldana ilk beşliği tamamladım. Gün döndü, geceler uzar, hazırlık sonbahara, o mahur beste çalar, müşkanda dayanmışız. Aynı diğer şey gibi, bu da önce Ergüler Yoldaş tarafından beslenmiş, Nur Yoldaş tarafından okumuş falan filan geçmekten bunu işin magazinlerine tutabildik. Şimdi arkadaşlar, iki dosyadan bahsettim size. Bu dosyanın içindeki şiirleri açıklamaya çalıştım. Tabii ki önceki dosya biraz daha fazla açıklama istediği için onun üzerinde biraz daha durdum. Ama bizim amacımız iki dosyayı ayrı ayrı incelemek değil, karşılaştırmak. Şimdi zaten ilk başta çok net bir farklılığını görebiliyoruz üslupta. Nasıl bir farklılık var? İkinci okuduğumuz şiirler, yani ince saz bölümünde divan edebiyatının etkileri çok yoğun görülüyor. Bu çok şaşırtıcıdır. Yani biz şimdi şiirler okuduktan sonra dediğimiz için hani divan edebiyatının etkileri görülüyor falan filan çok doğal geliyor ama bir toplumcu gerçekçi için divan edebiyatının özelliklerinin kullanılması çok şaşırtıcıdır. Rastgele karşılaştığım bir bilgiyi vereceğim size. Atilla İlhan neden sanatsallığa bu kadar önem verdiğini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, biz toplumcu gerçekçiler olarak şiirden kafiyeyi ve sanatı sökmeye çalıştık. Çünkü zannettik ki tarafsızlık kafiyesiz ve sanatsız olur diye. Ama aslında kafiyesizlik de bir tarafmış diyor. Yani kafiyesiz olunca tamam biz tarafsızız, biz kendi üslubumuzu bulduk diyemiyorsunuz. Bulduğunuz üslub aynı zamanda garip akımın üslubu oluyor. Ya da işin içine biraz daha böyle imge imge sokarsanız ne oluyor? İkinci yenicilerin üslubunu yakalamış oluyorsunuz. Ama Atilla İlhan diyor ki, biz eğer toplumcu gerçekçilersek, eğer bir grubun, bir başka grubun sanatsal söyleyişini kabul edebiliyorsak, o zaman divanınkini de kabul edebiliriz diyor. Hemen şunu yapalım. Atilla İlhan'ın neden divan edebiyatına yaklaştığını? Hani diyoruz ya, herhangi birini seçebilir ama divan edebiyatını seçmek zorunda değildi. Şarkı üslubunu seçmek zorunda değildi. Yine işin biraz magazinler boyutu. İsterseniz ben uzun uzun okumayayım, size kısaca özetleyeyim. Atilla İlhan diyor ki, şuraya not almıştım herhalde. Atilla İlhan diyor ki, bunun iki sebebi var diyor. Benim şarkıya yönelmemin iki sebebi var diyor. Birincisi, daha çocukluğundan öyle bir ortam değişmiş. Kendisi der ki, annem ve babam evin içinde gezerken işte Nedim'in şarkılarını okurlar. Hatta annem bu yaşına rağmen, tabii hangi yaşına döndüler bilmiyorum, tamamen kendi sözleri. Bu yaşına rağmen hala Nedim'in şiirlerini ezbere bilir diyor. Birinci sebebi bu. Birinci sebebini biraz daha açalım. Babası küçükken Atilla İlhan'ı ince saz şarkılarının çalındığı
onların dinlendiği İzmir'de Deniz Gazinosu'ydu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bir gazinoya getiriyorlar. Tabii Atilla Efendi hiç ilgilenmiyor şarkılarla. Şarkılar bitsin işte, paylaşılar çıksın falan filan diye düşünüyor. Küçük çocuk. Ama o onun bilinçaltında o şekilde kalıyor. İkinci sebebine geldiğimiz zaman da 55-60 yıllarında Atilla Erhan kendisini fark etmeden bir siyasi akıma tutulduğunu söylüyor. Cümleyi çok yanlış okudum ama. Kendisinin fark etmeden bir siyasi akıma tutulduğunu söylüyor. Tutulduğu siyasi akım İnönü Atatürkçülüğü. Ve İnönü Atatürkçüsü olduğu için de divana karşı ister istemez bir düşmanlık beslediğini söylüyor. Arkasındaki meraklısı noktaydı. Ama daha sonra yanlış yaptığını düşünüyor ve şiirlerinde tekrar divanın güzelliklerini kullanabileceğini düşünüyor. Divan olduğu gibi almıyor. Bu şiirlerinde hece ölçüsü yoktur. Hece ölçüsü bile yoktur. Yani arz ölçüsünün geçen hece ölçüsü bile yoktur. Ama ne yapıyor? Mısra uzunluğunu birbirine eşitlemese de mısra uzunluklarını birbirine yakın tutuyor. Sayarsanız 15, 16, 17, 13, 16, 17 göreceksiniz. Bazılarında biraz daha değişiklik olabilir, bilmiyorum. Atilla Erhan ikinci sebebini o şekilde açıklıyor. Ben tam toparlayamadım orayı. Bakayım burada ne diyor. Evet. Zira çocukluk yıllarımla 55-60 yılları arasında Adafranga solcu, farkında olmadan İnönü Atatürkçüsü, dolayısıyla Türk musikisi düşmanı bir başka Atilla Erhan bağlıyor. Daha sonraki bir yaşantı değişikliğinden bahsediyor kendisi. Paris yaşantısının beni ensemden tutarak getirdiği ulusal bilişim düşüncesi ve zorunluluğu istemesem de divan şiiriyle de divan musikisiyle de ilgilenmemi gerektiriyor. Yani biraz daha milliyetçi duygularda tekrardan bu toprakların ürettiği estetik zevki tekrar tatmak istediğini söylüyor. Şimdi karşılaştırmaya geçelim arkadaşlar. Ben size öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok uluslu şirketlerin kapitalist düzeninin ve bu düzenin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini, kişisel çatışmaları, insanın içinde yaşadığı bazı çatışmaları anlatması hasebiyle şair neyi kullanmış? Bir haber bültenini kullanmış. 12 Mart sonrası karanlık ve kahrını da ince saz dosyasıyla anlatmış. Tam tersi olabilir miydi? Yani 12 Mart sonrası kahrı diyoruz değil mi? Daha duygusal. İlk başta arkadaşlarımızın birçoğunun da katıldığı gibi daha duygusal bir şeyden bahsediyoruz. Daha çok duygulara hitap eden bir şeyden bahsediyoruz. Bunu haber bülteniyle anlatmak ve daha bizden uzak olan, çünkü bahsettiği petrol şirketi bile Türkiye'de iş yapan petrol şirketi değil. Avrupa'da bir yerde olan bir olay. Petkim diyor ama Petkim'den önce kullandığı yer isimleri Türkiye'de olmadığını gösteriyor. Onu gereksiz, duygusal divanın zenginliğiyle onu anlatmaya çalışabilir miydiniz? Bana çok zor geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Notunuzu alın isterseniz, tartışabilirsiniz, diyebilirsiniz. Yok arkadaşlar, ben sizi düşünmüyorum diyebilirsiniz. Ama ben son pozumu oynayayım. Bir metal sanatçısını düşünün. Metal müzik yapan. Heavy metal derler ya. Bir metal müzik sanatçısını düşünün. İşte üstüne giydiği kıyafetleri düşünün. İşte siyah tişörtler, dövmeler, zincirler falan filan. Ya adamın söylediği şey şarkı değil mi? Üstüne giydiği kıyafetin ne kadar bir önemi olabilir ki? Ama oluyor. Şarkıyı etkilemiyor kesinlikle. Ses kaydı dinleseniz pijamasıyla bile çıksa aynı sesi dinleyeceksiniz. Ama siz onu gördüğünüz zaman o şarkının sizin üzerinizdeki etkisini değiştiriyor o görüntü. Aynı şekilde Atilla Erhan'ın içinde bir dert vardı belki. Çok uluslu şirketleri anlatmak istiyordu. Ve ne yaptı? Dedi ki ben dedi bunu şiirimde anlatacağım. Şiir ne kadar kötü olursa olsun, şiir ne kadar karşısındakine hitap etmiyor olursa olsun Atilla Erhan o şiiri yazmıştır. Ama mesele bunu karşındakine de hissettirmekse o zaman giydiğiniz kıyafet de önemlidir. Kullandığınız üslup da önemlidir. Kullandığınız tema mı diyeyim artık? Ne diyeyim yani? Habercilik teması bile çok önemli bir yer tutabiliyor. Yani benim gözümde biraz durumlar böyle. Hemen size Telex dosyasıyla ilgili bir şeyler okuyacağım. Ondan sonra da birinci bölümü artık yavaş yavaş ara vereceğiz. Diyor ki, Telex bülteni biçimine saracağım içeriği öncesinde uzun uzun anlatmış bu içerik, şöyle bir içerikte, böyle bir içerikte. Zaten ben size az buçuk anlatayım içeriğini.
bu içeriğin bu türden geliştirilecek yeni şiirlerle somutlaşması gerekiyor. Diyor. Farklı bir biçimle bunların somutlaştırılması gerekiyor. Halbuki diyor ki, ben bu şiirleri daha önce başka şiir kitaplarımda, işte Bela Çiçeği'nde, Cinnet Çarşısı'nda, Sisler Bulvarı'nda anlatmaya çalışmıştım. Ama daha başka bir üslup kaygısı gütmem gerekiyor diyor. Bunun sebebi de Atilla İlhan'ın kendisine sormak lazım. Neden? Onları daha mı başarısız gördü? Yoksa daha başarılı bir üslup ne kadar çalıştı? Bunu hiç bilmiyorum. Ama farklı bir üsluba gereksinim duyduğunu söylüyorum. Ve içinde bazı bölümler var. Bu şiir dosyası daha uzun, ben muhtemelen alıp okumanızı öneririm. Ben sadece bizim okuduğumuz kısımla ilgili olan altını çizdiğim bir iki yeri okuyacağım. Daha sonra tartışmaya geçebiliriz. Siz de fikirlerinizi açıklayın. Soru soracaksanız sorularınızı alın. Diyor ki, çok uluslu şirketleri ilk defa daha önceki bir şiirimde ele almıştım. Şu ara yeryüzünde oynadıkları rolün altını çizmek için Telex'te bu işe adam akıllı bulaşmak gerekiyordu. İşte bu şiirin temelinde bu düşünce yatar. Gelişmiş ülkeler, çok uluslu şirketler aracılığıyla gelişmemişlerden ham maddeyi nasıl alır da nasıl yine onlara işlenişini pahalıya satar? Ya da kapitalist ülkeler arası endüstri rekabetleri nasıl ekonomik çekişmeleri getirir? Başka şiirlerde, bu dosyada başka şiirlerde işte bir generalin öldürülmesi anlatıyor. General O'Connor'ın öldürülmesi anlatıyor. Gibi gibi. Şiir ve romanlarında kişileri bireysel boyutlarıyla, psikolojikten cinsele kadar derinlemesine vermek eğilimi bazı toplumcu çevrelerce benim bireyciliğim olarak yorumlanmıştır. Yani aynı zamanda toplumcu gerçekçiler tarafından da eleştiriliyor. Bu kadar bireysel eğilim ediyorlar. Yani Elena Van de Kır'ın işte sekreterini öldüren Elena Van de Kır'ın ve sekreteri Anna Klaus'un yaşadığı sentimental ilişkinin bizim için hiçbir önemi yoktur diyor. Ama Atilla İlhan böyle düşünmüyor. Atilla İlhan toplumsal gerçekliği vermeye çalışırken aynı zamanda o insanların bireysel buhranlarını, bireysel yaşantılarını da anlatmaya çalışıyor. Sadece anlatmak değil, aynı zamanda hissettirmeye çalışıyor. Utrecht kalitesi perdeler, işte 15. Louis'den kalma kanepeler, şunlarına. Şunu diyebilir mi? Sadece lüks bir salon diyebilir mi? Ama hayır, amacı sadece anlatmak, sadece göstermek değil, aynı zamanda hissettirmek. Elena Van de Kır'la ilgili kısa bir yer var. Bu son. Elena Van de Kır bir milyarder kadındır. Çok uluslu bir şirketin varisidir. Ama bireysel çelişkisi onu cinsel bir çatışmaya yuvarlamıştır. Dedim ya, çok okudum ve onun cinsel bir çatışmayı anlattığını biliyorum diye. Burada geliyor. Tıpkı onun gibi emekli general O'Connor de bu tarz olaylardan dolayı ölmüştür falan gibisinden bir şey anlatıyor. Demek ki bu şiir Telex içerisinde monopol kapitalizmin, yani emperyalizmin hem toplumsal hem de bireysel düzeydeki sapma ve çarpılmalarını yansıtmaya uğraşmaktadır. Arkadaşlar, öncelikle bu bölümü dinlediğiniz için, ilgilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dediğim gibi aklınızda kalan sorular varsa bir iki üç dakikalık ara vereceğiz. Benim bir yanımdan. 2-3 dakikalık bir ara vereceğiz. Ondan sonra sorularını soracağım. Ama sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Tartışmaya girelim ama lütfen şu kadar temelde bir tartışmaya girmeyelim. İşte toplumcu gerçekçilik doğru mudur, yanlış mıdır şeklinde bir tartışmaya girmeyelim. O tartışma aylar alır belki. Şunu kabul edelim. Atölyenin bir toplumcu gerçekçi olduğunu kabul ederek bu aksiyonla başlayarak tartışmalarımıza devam edelim. 5 dakika sigaramız.